Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu bu. Kaybetmek istemediğimiz insanlar. Evet, hayatımızdaki özellikle ikili ilişkilerdeki insanlardan bahsediyoruz. Yani partnerimizden bahsediyoruz arkadaşlar. Onu kaybetmek istemiyordunuz ama durum sıkıntılı, kaybediyorsunuz ya da kaybettiniz. Yani durumları toparlayayım derken nasıl bu hale geldiniz? Yani onu kaybetmeyeyim derken hem onu kaybettiniz hem de bir bakıyorsunuz ki kendinizi de kaybetmeye başladınız. Nasıl olacak, nasıl toparlanacak, ne yapmam lazım gibi sorular çok soruyorsunuz ayrılıkların ardından arkadaşlar. Şimdi bugün bu partnerimizi kaybetmek ve kendimizi kaybetmek konularıyla ilgili biraz sizlerle paylaşmak istediğim başlıklar var. Şimdi tabii bir insanı hayatımızdan çıkarmak, yani sevdiğimiz bir insansa hakikaten çok zor ki araştırmalara göre en şiddetli acıyı iki şekilde yaşıyormuş insanlar. Hani bir çok sevdiğimiz, yakınımız olan birinin ölmesi ve sırılsıklam aşık olduğumuz insanın bizi terk etmesi. Evet, bu iki ayrılık maalesef bizim canımızı çok ama çok şiddetli bir şekilde yakıyor arkadaşlar. Araştırmalar bunu gösteriyor. Peki şimdi biz böyle ayrılıklar, acılar sonrasında nasıl kendimizi toparlayabiliyoruz? Nasıl ilerliyor süreç derseniz 3-6 ay arasında evet zihnimiz tekrar kendini toparlamaya başlıyor. Bizi tekrar iyileştirmeye başlıyor arkadaşlar. Peki ne yapmak lazım? Ya terk edildiniz ya da çok kıymet verdiğiniz bir insanı kaybettiniz. Bu dönemde insanın ruhuna en iyi gelen diğer sevdiklerine sarılmakmış, onlarla temasta olmakmış. Bu da aklınızda olsun lütfen. Ve bu sırılsıklam aşık olma süreçlerine bakıldığında yine araştırmalar der ki 8-18 ay sürüyor arkadaşlar. Hani birine aşık oldunuz, o da size ciddi anlamda çok aşıktı. Hani diyorsunuz ya beni çok seviyordu. Hani gökten yıldız istesem indirecek o derece yani. Öyle gelir ya. Tamam, mesela bu süreçlerde de erkekler mesela sırılsıklam aşık oldukları dönemlerde daha fazla risk alıyormuş araştırmalara göre arkadaşlar. Dediğim gibi sırılsıklam aşk her yerde. Bu aşkların ömrü 8-18 ay. Hani 18 ay doldu. Sizinki baktınız yavaş yavaş normalleşmeye başladı. Ama siz bu normalleşme sürecini çok kabul edemiyor olabilirsiniz. Hani o başlardaki ilgiyi, alakayı bekliyorsunuz. Partner burada yoruluyor ve işte ben acaba onu kaybediyorum mu telaşına düştüğünüz için partner de artık hormonlar normal çalıştığı için size normal davrandığında ya beni sevmiyor, beni kaybedecek, eyvah ne olacak gibi telaşlara düşüyorsunuz. Süreciniz böyle bir süreçse bu normal. Lütfen bu konuda partnere yüklenmeyin. Yani biyolojiyle çok savaşmayalım çünkü biyoloji kazanıyor arkadaşlar. Tamam, şimdi bu dönemi şöyle bir değerlendirin kendinizde. Yani hayatınızdaki insan hani sizi kaybetme niyetinde değil, sizi hayatından çıkartma niyetinde değil ama süreç böyle. Hani bu süreci doldurdunuz ve normalleştiniz. Lütfen onu öyle kabul edin, olur mu? İlk zamanlar yapıyordu ama. Evet, ilk zamanlar yapıyordu, normal değildi. Bakın, sırılsıklam aşık olma süreci var, sonra normalleşme süreci var. O süreci kabul ediyorsunuz ya, bu süreci de lütfen kabul edin ki güzel bir ilişki yaşamaya devam edin. Evet, şimdi hani çok sevdiğiniz bir insandan bahsediyoruz ve sizi terk etti. Bununla ilgili çok fazla soru olduğu için özellikle terk edilme, ayrılma sonrasındaki evrelerle ilgili daha sık videolar çekmeye çalışıyorum. Ya ben nasıl toparlarım, ikna etmek için Allah'ım nasıl uğraşıyorum, nasıl koşturuyorum peşinden diyorsunuz. Ha, işte burada sıkıntı var. Hani sonuçta sizin performansınız görmüş bu. Tamam, bir şeyler yaşadınız ve bu noktaya geldiniz. Ve ya hata ondaydı da diyebilirsiniz ama neticede karşı taraf bizi istemiyor arkadaşlar. Sıkıntı var yani sizden ya da ondan kaynaklı ama nereye gelmişsiniz? Ayrılık sürecine gelmişsiniz ve ikna çabanız var. Sürekli ikna etmeye çalışıyorsunuz. Bakın böyle zamanlarda İkna etme çabanız maalesef iknanıza engel oluyor. Yani kişi bir rahat bırak diyor. Biz seni istemiyorum, yeter diyor. Saygı bekliyor. Siz orada sevginizden bahsediyorsunuz. Kişiye akıl veriyorsunuz mesela. Ya biz çok iyi olacaktık, çok mutluyduk, şöyleydik, böyleydik. Ya yani onun
fikrini, düşüncelerini yok sayıyorsunuz ve şahıs burada ne yapıyor? İkna etmeye çalıştığınız sürece sizden uzaklaşıyor. O yüzden ne yapacağız? Katlanılmaz hale gelmeyeceğiz. Orada saygı duyacağız, bekleyeceğiz, duracağız arkadaşlar. Bunu hep söylüyorum zaten. Ve hani orada işte bazı akıl verme çabaları da oluyor. Bak başına böyle gelir, başına şöyle gelir. Biz ayrılırsak işte biz çok mutluyduk. İşte bir daha mutluluğu bulamazsın falan filan. Bir egolar da tavan oluyor yalnız. Akıl verme çabaları çok fazla oluyor. Böyle zamanlarda akıl vermiyoruz, yol veriyoruz karşımızdaki insana. Bir düşünsün, bir ölçsün, bir tartsın diyoruz ya her zaman. Tamam. Onu bir kendiyle bırakma zamanı gelmiş demek oluyor arkadaşlar. Ya ama iyi diyorsunuz da ben bitiremiyorum ki, çok seviyorum. Onsuz olamıyorum. Ben ne yapacağım? Of of diyorsunuz, tamam. Ya şimdi hani kötü bir süreç yaşadınız. Ya ilişkinizde muhtemelen ağır şeyler de yaşattı karşı taraf size ya da siz ona yaşattınız, her neyse. Bakın yani bununla ilgili ilişkinizin bir sağlamasını yapın lütfen. Bırakamıyorum, unutamıyorum, bitiremiyorum, istiyorum, istedikçe beni geri itiyor karşı taraf diyorsanız, ya bu yaşadığınız ilişkiye 0 ile 10 arasında bir puan verin lütfen. Ne kadar sağlıklı olduğuna dair kaç puan veriyorsunuz? 60-70'ler duyuyorum sanki çoğunlukta. O kadar iyi olsaydı bitmezdi, tamam. Şimdi burada muhtemelen 50'nin altına düşmüş sizin puanlar. Sıkıntı var yani. Bir de bu soruyu arkadaşlar etrafınızdaki insanlara bir sorun. Ya biz Ayşe'yle, Fatma'yla, işte Ahmet'le, Mehmet'le bir ilişki yaşadık. Sence bizim ilişki performansımız sağlıklı olabilmesi açısından nasıldı, iyi miydi, kötü müydü? Bize bir puan versene. Yakın gördüğünüz insanlara 0 ile 10 arasında size puan vermesini bir isteyin bakalım. Yani sizin gerçek olarak algıladığınızla insanların gözlemlediği ne kadar örtüşüyor? Buradan da aslında ilişkinizin ne kadar sağlıklı olup olmadığı ile ilgili fikir almış olursunuz arkadaşlar. Yani gerçekçi misiniz? Kendinizi mi kandırıyorsunuz? Yoksa karşı taraf sizi mi kandırıyor? Burada bir sıkıntı var bakın. Lütfen bu sağlamaları da bir yapın. Daha böyle sağlıklı bir şekilde en azından kendinize destek olmuş olursunuz. İlişkiye de yaşanacaksa yine destek olmuş olursunuz. Artık olamayacak duruma geldiyse de bir şapkanızı önünüze koyarsınız artık lütfen. Tamam mı? Hani kandırılıyorsanız ya da kendinizi kandırıyorsanız lütfen bunun ayrımını da yapmayı ihmal etmeyin. Ve bu biten ilişki sizi belli ki üzdü ya da siz onu üzdünüz bilmiyorum ama kim neyi besliyor? Yani şimdi bir ilişki hani çok zarar veriyor insanlara, örneğin saplantılı hale getiriyoruz o ilişkiyi, bitiremiyoruz bir türlü. Olmuyor, bitiremiyorum diyorsunuz ya, ya bir şey besliyor o. Size evet zarar veren bir ilişki ama bir şey besliyor. O beslediği şey ne? Nerede tamamlandığınızı düşünüyorsunuz ve hani baktığınız zaman işte 9 tane olumsuz şey yaşıyorsunuz ilişkide ve kopamıyorsunuz ya. Bir tane bir şey var orada sizi tutan. Onu bir saptayın. Yani bir yerden cereyan yapıyor. Ha, o kapıyı da kapatmak gerekiyor. Tamam mı? Yani bazı ilişkiler evet ilerleyemiyor. İlerlemiyor. Karşı taraf gerçekten istemiyor olabilir. Yani gerçekten uyumsuz bir çift olmuş olabilirsiniz. Ya da uyumlusunuz, bazı hassas noktaları kaçırıyor olabilirsiniz. Evet, bunları da dediğim gibi bir sağlama yaparak biraz daha toparlamakta fayda var. Neye iyi geliyor, nelere kötü geliyor ya da neye kötü geliyor. Evet, şimdi tabii bir ilişki yaşadığımızda hani bu noktaya geliyorsak eğer ki ayrılık noktasına, belli ki hedefler, hayaller, arzular örtüşmüyordu. Ne kadar örtüşüyordu onu da bir gözden geçirmenizde fayda var. Ve eğer ki bir insanla arkadaşlar hayalleriniz, umutlarınız, arzularınız örtüşmüyorsa yarına dair, bu ilişki evet çok bariz bir şekilde şunu anlayabiliriz ki bize zarar verecek bir ilişki. Tamam. İstediklerimiz hani neydi? Hayatlar, yaşadığımız an ve hayaller örtüşmüyor. Bakın sıkıntı, geliyorum diyor sıkıntı. Gerçekçi olmak burada o yüzden kıymetli arkadaşlar. Evet, mesela şimdi bu ilişkinizin ne kadar sağlıklı olduğunu test edebilmek için, yani birbirinizle olan iletişiminiz, neticede ilişkilerde iletişim çok kıymetli. Bunu da bir gözden geçirin. Mesela ilişkinizde böyle önemsenmeme durumları, surat asma durumları, duvarlar,
örme durumları varsa, yargılama, suçlama, işte zihin okumaya çalışma, varsayımlar çok fazlaysa bir tarafta ya da sorunların üstünü örtmek, hani iletişimi kuramamak, sürekli böyle üstünü örte örte gitmek, sorunları çözememek, yani sorunlarla baş edebilme yöntemini hala zaten hayata geçiremediyseniz, evet, bu sizi birçok ilişkide tabii ki sona getirir arkadaşlar. Ve geçmişi, sürekli geçmişi konuşmak, geçmişi didiklemek, dedik ya, hayaller yoksa, yarına dair örtüşen arzular, istekler yoksa zaten tıkanıyor ilişkiler. Yani sürekli geçmişi konuşuyorsanız sizin ilişkinizde evet tıkanma sürecine gelmiştir. O yüzden ayrılmış da olabilirsiniz zaten. Evet, şimdi size biri kendini kapattıysa arkadaşlar, ne dedik? İkna çabasında olmayalım dedik. İkna çabası bize kendini kapatan insana bizi katlanılmaz bir insan olarak gösteriyor. Böyle biri değilsiniz, değil mi? O yüzden ne yapacağız? Duracağız dedik zaten. Ve şu çok kıymetli arkadaşlar, hani ilişkilerinizi onarabiliyor musunuz, onaramıyor musunuz, ona bir bakalım isterseniz. Güzel bir araştırma var elimde yine. Siz onu gördüğünüzde, hani ayrıldınız, işte ne bileyim aradan biraz zaman geçti, işte bir tartışma yaşadınız ya da yine bir zaman geçti, ya da çok kısa bir zaman ya da uzun bir zaman, bilmiyorum, hani çok çok da uzun zamanlar olmaması gerekiyor zaten de, siz onu gördüğünüzde ya da o sizi gördüğünde gülümsüyor musunuz hala? Bakın, bu çok kıymetli. Evet, beyin zaten gülmeyi ödül olarak algılıyor arkadaşlar ve bilinçaltı der ki evet, gülümsendiği vakit buna güvenebilirsin. Karşı taraf için de, bizim için de bu böyle. Ve gülümseme varsa böyle sıkıntılı zamanlar sonrasında işte ve ilişki içerisinde akan süreçte, bakın, gülümseme, samimi gülümsemeden bahsediyorum bu arada, problemlerin çözümünde %60 etkiliymiş. Ne kadar birbirinize gülümseyebiliyorsunuz? Lütfen, bu çok önemli bir ayrıntı, bu hep aklınızda kalsın. Bir şöyle bakın, ne kadar gülümsüyordunuz? Bakın, problemlerimin çözümünde etkili mi, değil mi? Evet, gülümsemeyi de bir deneyin. Bakın nasıl işe yarayacak. %60 dedik. Güzel, peki. Beyin gülümsemeyi ödül olarak algılıyor. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Gülümsemenin gücü her zaman işe yarar diyoruz zaten. Araştırmayı da aktarmış olduk bu vesileyle. Evet, şimdi lütfen bir de bu sınırlar konusuna çok dikkat edin ilişkinizde. Evet, çok fazla sınır ihlali yapılıyor. Bunu zaman zaman ikili ilişkilerle ilgili, yani diğer ilişkilerden dikkat ediyoruz, değil mi? Etmiyor muyuz yoksa? Yoksa sinirlerimize hakim olmamız gereken süreçler çok mu fazla hayatımızda? Neydi? Sınırları korumak. Nedir? Sinirleri korumaktır. Yani sınırlarınızı koruyamıyorsanız sinirlerinizi korumak zorunda kalırsınız demiştik bir videomuzda yine. Bu videoyu izleyen arkadaşlar, öbürünü izlemediyse en azından buradan bir alırlar, cebe koyarlar bu bilgiyi de diye düşünüyorum. Evet, sınırları korumak önemli arkadaşlar. Şimdi siz mesela size böyle değersiz hissettiren insanlara, dışarıdaki insanlara saygısız davranan, sizi önemsemeyen insanlara nasıl davranıyorsunuz? Yani gereğini yapıyorum diyorsunuz, değil mi? Evet, hayatınızdaki insan, yani partneriniz de sizin sınırlarınızı çok zorluyorsa lütfen kimliksizleşmeyin ve gereğini yapın. Ödül ceza her zaman kıymetli yaşamda. Yani sizi yok sayıyor, siz de bunu yok sayıyorsanız evet, kendi elinizle ya beni yok sayabilirsin diyor oluyorsunuz. O yüzden lütfen sınırlarınızı her zaman ilişkinizde saygı ve sevgiyi ölçülü şekilde alabilmek için ne yapacaksınız? Koruyacaksınız. Bu kıymetli. Aynı şekilde biz de tabii ki hayatımızdaki insanlarla ilgili bu sınırları dikkatli ve özenli bir şekilde korumalıyız. Bu ilişkiler için çok ama çok kıymetli. Anlatabildim mi? İnşallah. Peki. Evet, şimdi konuyu biraz toparlayalım arkadaşlar. Ne dedik? Kaybetmek istemediğimiz bir insan var ama kaybettik onu. Sonrasında kendimizi kaybettik. Hatta ilişki içerisinde de kendimizi kaybettik. Böyle olunca tabii toparlamaya çalışırken iyice daldık ve dağıttık.
O yüzden lütfen sakin olacağız. Olayları iyi okuyacağız ve bir de bakın hayatınıza aldığınız insanlara lütfen arkadaşlar. Nesine bakmam gerekiyor derseniz de. Şimdi şöyle hani hep alacaklıyız ya biz insanlardan. Yani genelde işte çocukluktan alacaklarımız olur bizim. Ve biz yaşamdan, insanlardan hep alacaklıyızdır. Hep beklentilerimiz yüksektir. Ki zaten beklentiyi çoğalttıkça, evet sıkıntılarda, hele ki ayrılık sonrasında daha da acımız büyük oluyor. O yüzden beklentiyi de gerekli seviyede tutmak gerekiyor. İnsanları lütfen biraz hayatınıza almadan önce, hayatınızdaysa da bir inceleyin. Kafası, ruhu nasıl çalışıyor bu insanın diye. Onun ruhunu biraz anlamaya odaklanın. Örneğin nasıl yapabilirsiniz? Ya bu insan ne yapıyor? Genelde ne yapmış? Bir bakın. Ya işte nedir? Hangi kitapları okuyor? Hangi filmleri izliyor? Hangi müzikleri dinliyor? Evinde, duvarında hangi resimler var? Ya da işte sosyal medyasında neler paylaşıyor bu arkadaş? Arkadaşlar, bir inceleyin lütfen. Onun ruhunu tanımanız gerekiyor. Ne kadar uyumlusunuz siz? Hani hep bir dönüştürme, değiştirme çabası oluyor ya. Ya bunu yapıyor ama ben bunu hallederim demeyi bırakın lütfen. Tamam mı? Yani bir inceleyin, onu bir tanıyın, bir anlayın. Sonrasında hep yargılamalar zaten ilişkilerin önüne biliyorsunuz duvarlar örüyor. Bir tanıyın, bir anlayın ruhunu. Yani ne kadar olabilirsiniz? Lütfen gerçekçi olalım. Amacımız değiştirmek değil. Bakın onun o var olan özelliklerini eksiltmek olmamalı. Birlikte çoğalmak olmalı. İlişkiler böyle kuvvetleniyor. Böyle iletişim daha güzel hale geliyor. O yüzden ne yapacağız? Önce hayatımıza alacağımız insanların ruhu nasıl çalışıyor? Sosyal medyasında neler paylaşıyor? Yaşamda neler yapmış, neler yapmamış? Ne kadar uyumluyuz? Onu iyice anlamamız gerekiyor. Evet ve bu arada arkadaşlar şunu da aktarmak istiyorum. Şimdi tabii zihnimiz hep diyorum ya netlik sever diye. Kafanızda çok şüphe var ya bu beni sevmiyor mu artık, seviyor mu artık? Nedir ne değildir, ben bu kadar emek de verdim. Ya bir şey söylesem şimdi gider, giderse de geri dönmezse ben ne yaparım diye birçok böyle kafanızda iç sesiniz susmaz. Sizi bazen de yanlış yönlendirir iç sesiniz. Ya toparlarım toparlarım dedirtir kendi kendinize ve sonrasında dağılır gidersiniz ve kaybetmek istemezken maalesef hayatınızdaki insanı da kendinize bu duyguların yoğunluğu çerçevesinde kaybettiğiniz zamanlar çok oluyor. O yüzden lütfen net olmak önemlidir. Zihninize her zaman diyorum ya böyle seçenekler sunun. Evet ben bu insanla bir yola başladım. Bu insanla böyle bir yolda ilerliyorum. Ya da bu insanla bitti. Neler olabilir başka yaşamınızda? Lütfen zihninize gerekli verileri verin ve sakin olun. Yani insanlara musallat olan insanlar var. Danışanlarımda da çok görüyorum bunu. O yüzden musallat olmayacağız insanlara. Evet bizi istemeyebilir. Biz isteyebilmesi için gerekli yatırımları yaparız. Ama abartmadan yapmalıyız. Gerektiği yerde ilerlemek, gerektiği yerde gerçekten yolu değiştirmek, şahsı değiştirmek gerekebilir. Buna da özen göstermemiz gerekiyor. Evet, her insan neticede saygı bekliyor. Gitti mi? Bitti mi diyor. Saygı mı bekliyor? Verelim lütfen. Durmamız gereken yerde duralım, kendimizi kaybetmeyelim. Belki kazanacağız ama çok üzerine gittiğimizde o insanı gerçekten bizden uzaklaştırıyoruz. Yeter artık. İsyanlara getiriyoruz ve kaybediyoruz. Çünkü orada kendimizi aslında kaybediyoruz. Yani birini kaybetmek istemiyorsak ne yapacağız? Önce kendimizi kaybetmeyeceğiz. Değerlerimizi, hayattan ne beklediğimizi, ilişkiden ne beklediğimizi, kendimizi iyi tanıyacağız, iyi aktaracağız. Böylelikle güzel ilişkiler yaşayacağız. Anlaştık mı? Peki, bugün de bu kadar olsun arkadaşlar. Lütfen insanların gerçeklerini yok saymayın. Kendi gerçekleriniz üzerinden ilişkilerinizi kurgulamaya çalışmayın.
Birlikte olabilmek zenginlik. Birini eksilterek var olabilmek değil ki, o zordur zaten. Bu hani siz bir şeyler evet olsun olsun şu değişsin şu dönüşsün derken karşınızdaki insanı mutsuz edersiniz. İnsanlar kendi olamadığı yerde mutsuz olurlar ve giderler. Yani kaldıramayacağınız, hazmedemeyeceğiniz özellikleri varsa bunu net bir şekilde işte hem kendiniz dedim ya bir sağlama yapın, hem çevrenizdeki insanlarla bir sağlama yapın, netleştirin. Yani kimse mutsuz olduğu yerde durmak istemiyor. Dönüştürmekten ziyade, değiştirmekten ziyade, hep diyoruz ya esneye esneye birlikte çoğalmak kıymetli diye arkadaşlar. Evet, şimdi uzadı değil mi yine video? Uzamış, neyse. Bugün de bu ağır bir yürek ağrısı neticede ayrılık arkadaşlar. Böyle konumuzu işlemeye çalıştım. Umarım sizler için verimli olur. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla kendinize iyi bakın. Benimle iletişime geçmek isterseniz Funda Yücel 06 Instagram hesabım üzerinden iletişime geçebiliriz. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.